Boğazkent Belediye Başkanı sevgili Cengiz Gökoğlu beyefendiyle beraber sağ olsun. Bize burada çekimlerde çok yardım etti kendisi. Çok büyük destek oldular. Öncelikle kendisine çok çok teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Başkanım, bize biraz Boğazkent'ten, bu cennet yöreden, bu güzel yöreden bahseder misiniz? Vallahi Boğazkent 98 yılında belde oldu. İki köyümüz var. İki köyümüzdeki bütün altyapıdan tutun tamamını bitirdik. Boğazak Köyü, Ahmediye Köyü. Ahmediye Köyü eski Girit göçmeni. Akdeniz Bölgesi 2007 kent ödüllerinde turizme olan katkılarınızdan dolayı bir ödülünüz var. Yine yılın belediye başkanı seçilmişsiniz 2006'da. Bu nasıl bir şey? Böyle hoşunuza gidiyor mu, böyle mutlu ediyor musunuz? Mutlaka yapılanlarla bunlar demek karşılığı olunca insan mutlu oluyor. Bizim bölgemizde de müthiş değişiklikler oldu. Hani ikinci konutlarıyla da ünlüdür burası. Sahil bölümünde. Otellerimiz. Yazın sizin nüfus maşallah patlıyor. Nüfus çok, hizmette biraz siz sıkıntı çekiyoruz ama, mazeret değil bunlar. Yok tabii ki, siz çok başarılı bir başkansınız. Görün, çok mutlu oldum sizi tanımada. Kırmızı bu, kırmızı bu, kırmızı 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 bu. Kırmızı dur. Ekşi. Ama nasıl bir ekşi? Şeyim titredi, içim titredi. Ulan ben de bekliyorum, bana verebilirsin. Ne sana vereceğim? Aa, elim kırmızı kaldı. Bak. Paşa dedemin sanata olan yakın ilgisinden ötürü bir yerde böyle resim gördüğümde, özellikle sokağın kenarında resim yapan insanlar gördüğümde çok mutlu oluyorum efendim. Kolay gelsin. Kolay gelsin hanımlar. Ne kadar güzel burada. Ay böyle ne güzel, çok hoşuma gitti. Resim yapıyorsunuz ve ilhamınızı da caddeden, sokaktan alıyorsunuz. Ay hiç anlamam. Hiç anlamam. Paşa babam beni bir aralar göndermişti şeye, resim akademisine, de ben gitmek istemedim. Daha çok müzikle alakalı. Nasıl yapıyoruz sokağa bakalım? Taşa basmayız olur, aman kıskanduran, toz olur aman. Yerden güzel yaptınız valla. Balık tutmak gibi, işte ne bileyim, böyle güzel bir şey, müzik dinlemek gibi. Resim yapmak da çok dinlendirici bir şey. Ama tabii buna yetenek olması lazım. Başka aleme de gidiyorsunuz, ruhunuz dinleniyor. Natürmort bu işte, bunu biliyorum. Meyveyi, sebzeyi koyuyorum, domatesi, salatalığı, biberi koyuyorum. Evet. Masanın üstünde onu çekiyorum, onun adı ne yapıyor? Natürmort. Natürmort, ölü doğa anlamı. Natür, doğa anlamında. Yani durağan, sabit şeylerin, var olan şeylerin resimlerini. Çok güzel. Durdan Hanım, bu resmi çizdikten sonra karpuzu yediniz mi? Yemedim. Arkadaşlarım gördü, yemek istediler. Gerçekten veremedim. Meyvelerle mi çalıştınız yoksa bu hayalinizle mi çalıştınız? Yok, bakarak çalıştım. Hayalimle değil. Sevgili seyirciler, bakar mısınız? Durdan Hanım at ve yavrusunu yapmış. Yapılmış resime bakıyorsun yani. Biz öyle, o şekilde çalışıyorum. Ben bunu biliyorum. Bunu biliyorum. Marilyn Monroe. Afiyet. Teyzemin kuzu. Ne kadar güzel Galata Kulesi. Hiç gittiniz mi Galata Kulesi'ne? Gittim son defa. Ne kadar güzel. İki ay evvel özellikle bu çeşmeyi görmek için gittim. Ay. Ama bu çeşme bu resimdeki gibi böyle önde değil. Kaldırmışlar. Kaldırmışlar, yan tarafta duruyor. Ama var hala. Ama bu çeşme var. Ve en büyük özelliği de Hazerfan Ahmet Çelebi buradan Sarayburnu'na kanatlarla uçtu. Uçuş yapmış, evet. Dilan Hanım, bunu biliyorsun. Keşke evet, şu yukarı güzel. Böyle kanatları takarken Hazerfan'ı da çekse miydi şey? Hatta uçuruş. Oraya bir Hazerfan yapayım bari. Hazerfan'ın resmini koyayım orada. Hazerfan'ı temsil ediyor gibi. Bir kuş, tek bir çok kuş. Çok güzel bir fikir, çok teşekkür ederim. Tek bir İstanbul'un simgesi olan bir tek bir martı kuşu koyarsanız bence. Tamamdır.
çok daha güzel bir etki yaratacağım. Baktığım kadarıyla harika bir isim, çok modern.